Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bir yandan üzücü haberler peş peşe almaya devam ediyoruz. O istemediğimiz görüntüleri. Maalesef hafta sonu iki genç kızımız 45 dakikayla vahşice katledildi. Sadece genç kızlar değil, kadınlar, eşlerinden ayrılan kadınlardan bahsediyoruz. Ya da sevgilisiyle olmak istemeyen hanımefendiler. Erkekler tarafından şiddete maruz tutular ve katlediliyorlar. Her geçen gün arttığını söyledik ama bir de sosyal medyada o paylaşımlar, televizyon programında işlenen konular. Ne oluyor, nereye gidiyoruz? Biraz konuşmak istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygur hanımefendi şu dakikada Skype bağlantısıyla bizler birlikte. Hoş geldiniz. Ne ettiniz de geldiniz pazar günü? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Yeşim Hanım. Davetiniz için sağ olun, var olun. İyiyiz efendim, sağ olun. Tabii çok iyi şeyler konuşmuyoruz, haklısınız. Ama bunlar da bizim bugünkü gerçeğimiz. Bunları da konuşacağız. Daha uzun programlarda da konuşmak dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hafta sonu hiç istemediğimiz görüntülere yine şahit olduk. Ya hepimiz derinden üzen şu bir yandan. O kadar A'dan Z'ye açık açık işlenen konular, belki bizlerin öğrenmemesi, görmemesi gereken o görüntüler paylaşılıyor ki canımız daha fazla yanıyor. Aileleri hiç düşünemiyorum. Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten iş çığırından çıktı. Bu narin yavrumuzun katledilmesi olayında da ben yine ulusal kanalda ifade etmiştim. Çok açık net söylemiştim ve medyayı çok yanlış bulduğumu söylemiştim, medyadaki durumu. Genel olarak yani tenzih ederim, ulusal kanalda tabii böyle bir şey yok. Neyse oraya tekrar dönmeyelim. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız Yeşim Hanım. Her şey ortalığa saçılmış durumda. Ve saçılsın tabii ama bunlar gerçek değil. Yani gerçekler tabii ki ortalığa saçılsın. Buna hatta saçılmak da denmez. Ortada olsun, gözüksün, gerçekler konuşulsun. Burada gerçek değil. Burada her tür yönlendirme, her tür aşındırma, her tür yıkıcılık ve ondan sonra da değerlerimize saldırı diye böyle devam edebileceğimiz olumsuz anlamda insanımızı, toplumumuzu, geleceğimizi olumsuz etkileyen ne varsa onlar ortalığa saçılmış durumda ve bunlara anlaşıldı, dur denemiyor. Narin olayında birçok defa ben RTÜK Başkanı'nı da duydum. Ricalarını, yaptırım yapacaklarını söylediler. Devletten de o şekilde geldi bazı uyarılar. Fakat hiçbir şey ifade etmedi. Hadi onu orada bıraktık. Sosyal medya dediğimiz olay hepimizi şu anda zihnen esir almış durumda ve gözlerimize bir bandı çekti. Yani büyük gerçekleri biz bu sosyal medya dediğimiz çukur nedeniyle, bu gayya kuyusu nedeniyle maalesef artık göremez olduk. Onun için bu tip programlar çok önemli. Bunlarla bu tip düzgün milli medya, oraya da geleceğim zaten, işin bir milli tarafı var. Milli medyada doğru düzgün konuşulması şart. Bu bakımdan tabii üzgünüz. Kim elini alsa, herkesin elinde cep telefonu zaten. Kim elini alsa, kim bunlara baksa zaten irkilir yani. Bu kuşkusuz. Az önce bir kanalda değerli bir psikiyatri hocamız bu tür vakaların, bu son iki vakayı, son iki cinayeti işleyen kişiyle ilgili durumu anlatıyordu. Hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Yani bunlar var. Maalesef var. Yani insan ruhunun karanlığı mı diyelim, ne diyelim, nasıl bir edebi cümle kuralım, bir gerek var mı edebi cümle, o da ayrı. Bunlar hastalık diyoruz mu, şu diyoruz, bu diyoruz. Yani bunlar var. Burada anlaşılan 45 dakika arayla dediğiniz gibi buna tabii o anında bir polis müdahalesi de çok zor. Yani imkansız gibi bir şey. Maalesef yaşadık, karşılaştık bu durumla.
Tabii ki oluş şekli gerçekten hakikaten bunun artık bir şeye de benzediğini gösteriyor. Yani bir zıvanadan çıkma, şimdi bir gözü kararma hali var, görüyoruz. Hani hep diyoruz ya, bu kadına yönelik şiddet, fiziki şiddet olaylarında ve cinayetlerde, kadın cinayetlerinde hep ne diyoruz? Ya benimsin ya kara toprağın gibi bir bakış vardır altında diyoruz, değil mi? Yani bu çağlar boyu erkeğin kadının kendine ait olduğu şeyiyle beslenmiş olması, düşüncesiyle, yani bütün düşüncelerine bu hakimdir. Hatta kadınımızın bile düşüncesinde bu hakimdir. Ben erkeğe aitim. Ya buraları daha geçemedik. Daha buna zaman var. Hadi çekti, vurdu filan. Burada tabii artık başka şeyler var. Yani o bambaşka bir olay var. Yani kafayı kesmiş, atmış filan. Bu olacak. Bu insan oğlunun olduğu yerde her tür zulmü biz göreceğiz. Tabii şu var, bu olayın ve bununla birlikte medyaya saçılan, medyada daha önce de vardı, sosyal medyadaki o yazışmalar, o gruplar, oradaki ifadeler bize şunu gösteriyor Yeşim Hanım. Biz kontrolü yeniden ele almak zorundayız, hı hı, devlet olarak. Nasıl alacağız? Burada nasıl alacağız? Bunu iktidar düşünecek. İktidar yapamıyorsa millet bunu yapacak, bir iktidarı, böyle geniş güçlü bir milli devlet iktidarını o meclise sokmanın yolunu elbette bulacak. Çünkü tek tek baktığımızda bakanlıklar uğraşıyor, aile bakanlığı uğraşıyor. Bunları biliyoruz. Bunları burada dövmenin, etmenin, yok göreve davet etmenin filan şeyi yok. Yani herkes bacak bacak çalışıyor gerçekten. Ama biz başka bir şey yapmak zorundayız. Biz bir kere milli medyamızı mutlaka kurmak zorundayız. Biz medya olayı, ana akım medyayı söylüyorum. Sonra dijitali de tabii söyleyeceğiz. Ana akım medyanın çoğu zaten dışarıdan besleniyor. Bunları Sayın Üsküplü Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı fevkalade koydu ortaya zaten. Bunların nerelere kadar uzandığını, nerelerle bağlantılı olduğunu. Bir yumruğun artık masanın üstüne vurması lazım. Böyle olmaz. Türk milleti böyle bir medyayla karşı karşıya 7/24 baş başa bırakılamaz. Bunu güçlü bir devlet olarak, milli bir devlet olarak mutlaka sağlamak zorundayız. Evet. Değilsek eğer, bu kadar gücümüz ve milli bir duruşumuz olamıyorsa, oldurmanın yolunu da bu millet nasıl olsa bilecektir. Ben de buna da çok da büyük bir vade kaldığını da düşünmüyorum. Çünkü hakikaten hani şöyle denir, yani şuralara geldi. Evet, evet. Zaten tek konu bu değil zaten. Tabii ki değil. Başka ekonomi, şu bu, her şey zaten öyle. Sonuçtan bahsediyoruz. Artarak devam eden geldi. Şiddet, madde bağımlılığı. O kadar fazla başlık var ki, cinsel saldırı. Evet, evet. Dayanılır gibi değil. Sizinle de zaman zaman konuşuyoruz. Gerçekten öyle. Gerçekten şimdi, öyle. Tam böyle hepimizi derinden sarsan olaylara yaşandığı bir dönemde aslında sizin üzerinde çalıştığınız bir projeniz var. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak. Evet. Evet. Medyada sahte kadın aile yaşam kuşatmasına son diyorsunuz. Yakın bir zamanda başlayacak. Çok kısaca nedir? Tabii. Medyadan bahsediyoruz tabii. Çünkü. Bize anlatır mısınız? Tabii. Şeyi de bir tamamlayayım. Bu arada dijital platformlarımızı mutlaka millileştirmek zorundayız. Ve burada da bir kontrol olması lazım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu neoliberalizmin istediğimi yazarım, istediğimi izlerim, beğenmeyen okumasın, beğenmeyen izlemesin serbestliği, özgürlüğü, günümüzde neoliberalizmin önümüze koyduğu en büyük tuzak Yeşim Hanım. Böyle şey olmaz. Ha, burası sosyal medya, ben yazayım, beğenmiyorsan okuma. Hayır, yazamazsın. Sen yazamamalısın. Sen içindeki o dürtüleri, o eksikliğini, noksanlığını yazamamalısın. Bu işin bir tarafı, ama bir önemli tarafı, biz insanımızı bu hale-i rüyeden çıkartmak zorundayız. Gencimizi.
uyuşturucudan, bu tip mecraları takip etmekten geri bıraktıracak, bunlarla ilişkisini hiçbir zaman kurmayacağı yeni bir eğitim ve kültür yapılanmasına girmek zorundayız. Milli güçlü devlet olacak ve yepyeni bir eğitim ve kültür atağı başlatacak. Şimdi gelelim yeni projemize. Yani salı günü zaten duyurusunu yapacağız. Daha açık vereceğiz ama Tün Hocam, Türkiye'nin gündemi gerçekten çok zor bir gündem. Yani şimdi biz burada hani medya ile ilgili bir çalışma yapacağız, bilmiyoruz hani gündem, ama biz başlayacağız çalışmamıza derken bu olay çıktı. Bitmiyor yani. Medya olayı hakikaten bitmiyor. Yani çalışmamızın da son derece gündeme uygun hale geldiğini, keşke gelmeseydi ama üzülerek bunu da tespit etmek durumundayım. Evet, biz medyanın gücünü inkar etmiyoruz. Medya toplumu ve insanı, insan düşüncesini, davranışları gerçekten şekillendiriyor. Böyle bir gücü var ve biz bu çalışmayla medyayı sorumluluk almaya davet edeceğiz. Neye sorumluluk? Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede medya sorumluluğunu bilsin istiyoruz. Çünkü şu ana kadar medyanın sergilediği durum hiç iç açıcı değil. Medyada sahte bir kadın tipolojisi, sahte bir aile, sahte bir Türk yaşamı var. Diziler, programlar, öğleden sonra programları, hatta haberler bunlarla dolu. Ya Türk milleti bu değil, Türk kadını da bu değil, Türk ailesi de bu değil. Nerede eli yüzü düzgün senaristlerimiz, nerede bu yönetmenlerimiz, nerede bu oyuncularımız? Biz bunları istiyoruz. Medya sorumluluğunu alacak. Buna davet eden bir çalışma başlatacağız. Bahsettiğimiz konu buydu. Yeşim Hanım, ben şöyle tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi bizim, bakın, birkaç asır önce, birkaç yüzyıl önce işte bu devrimler, İngiliz, Amerikan devrimleri, sonra Fransız devrimi vesaire. Buralarda liberalizm, özgürlük bütün bu devrimlerin temel çıkış noktalarından biriydi. Bireysel hak ve özgürlük. Bu devrimlerin bir nedeni de ulaşmak istediği bir yerde insanın özgürleşmesi, haklarına sahip olması idi. Ve bu çok devrimci bir bakıştı. Ve bu devrimlerle insanlık, insanoğlu çok büyük bir aşama kaydetti. Bu tamam. Fakat küresel emperyalizmin elinde bugün o liberalizm döndü neoliberalizm oldu. Ne değer tanıyor, ne kural tanıyor. Tek bir hedefi var. İnsanı yalnızlaştırmak, bütün değerlerine yabancılaştırmak. Aileyi, o sosyolojik olarak en temel taşı olan devletin, aileyi yok etmek ve milli devletleri yıkmak. Ve maalesef birkaç yüzyıl önce insanlık, insan ben özgürlük istiyorum deyip o devrimleri yaptığı dönemdekinden bugün çok daha esaret altında. Bunu da belirtelim. Bugün insan esir alınmıştır. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz vaktinizi pazar günü için. Sağ olun, var olun. Tabii üzerine uzun uzun konuşmaya çalışacağız. Evet, bunu uzun konuşmak gerekir. Kesinlikle, evet. Ama biliyorum ki bir tepkiniz vardı ve konuşmak da istediniz. Çok sağ olun. İstediniz. Biz de çok teşekkür ediyorum. Sizden evet. Dinlemekten çok büyük, her zaman keyif aldık. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere Sayın Oygür.